Selamünaleyküm arkadaşlar. El Emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün yapımı kolay, bir o kadar da gösterişli duran güzel bir patik modelimiz var. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Bu modelimizi birçok kanallarda gördüm, arkadaşlarımız yapmışlar. Ben de biraz daha farklılıklar yaparak, biraz daha değişiklikler yaparak güzel bir patik modelini çalıştım. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız arkadaşlarım. Bunlar için kullanmış olduğum malzemeler patiklik olan incilerimizden kullandım. Bakın çok büyük değil incilerimiz. Bir de ortasında düğme inci kullandım. Sizler isterseniz farklı inci veya boncuk da dikebilirsiniz. 3 numara şişimiz var. Arkadaşlar incimiz var, düğmemiz var. Bu şekilde yapımına geçeceğiz inşallah. Yapımına başlamadan önce kardeşlerim, kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız beğendiğiniz videolardan sizler de kendiniz paylaşım yaparak daha çok kardeşlerimize ulaştırabilirseniz memnun olurum. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben şiş olarak misina şiş kullanacağım. Sizler hangi şişten rahat edebiliyorsanız çalışma olarak o şişten kullanabilirsiniz arkadaşlar. İncilerimizden ipimize takıyoruz. Bu şekilde. Eğer burada da çalışmayı benim gibi düşünüyorsanız arkadaşlar, bunların sayılarını da vereceğim size. Çok fazla inci kullanılmıyor. Birçok tuhafiyelerde artık bu incilerden bulabiliyoruz arkadaşlar. Eğer benim dediğim gibi bu şekilde yaparsanız arkadaşlar, her tarafında, yan tarafında bulunan incilerden kullanmak isterseniz 117 tane inci ipinize geçirmeniz yeterli olacaktır. 120 tane kadar ipimize bir patik için geçirelim arkadaşlar. Bir de düğmemiz var, bunu kullanacağız. İpimizi alıyoruz. İlmek atarak başlayalım inşallah arkadaşlar. Bakın burada düğmemizi de göstereyim. İnci düğmelerden. Patiğimiz 37-38 numaraya kadar olabilecek patik. Elinizin ayarına göre ve ipe göre de değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Bakın üzerine de küçük bir çiçek çalışmamız oldu. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Rabbimin izniyle başlıyoruz arkadaşlar. İpimden bir miktar ayırdım. Ve burada şişimizi ben iki tanesinin üzerine atıyorum bu şekilde. Sizler tek olarak da yapabilirsiniz. İlmek atmak bana böyle çok kolay geliyor ve kolay olanından göstermek istedim sizlere. Sizler hangisi daha kolaysa, elinize yatkın geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bakın ilmeklerimizi şişimize atıyoruz. Parmağımıza yeni başlayan ve öğrenmek isteyen kardeşleriniz varsa bu şekilde, bakın parmağımı sardım ipimi, diğer elimle de ilmeğimi atarak 104 tane ilmeği şişimize bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Bakın. Ben 104 tane ilmeğimizi atıp daha sonra üzerinde devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar 104 ilmeğimizi şişimize attık. Ve birini içinden çıkartarak çekiyoruz. İlmeklerimizi, çıkan ilmekleri takalım. 104 ilmeğimizi attık ve buradaki ipimizi tekrar bağlıyoruz arkadaşlar. Bu patiğimizde dikişsiz, bakın arkadaşlar, buradaki ilmeklerden toplayarak ve arkasından yapmış olduğumuz güzel bir model. Haroşa şeklinde taban kısmından başlayarak yapıyoruz. Haroşalarımızı ister düzünden ister tersinden örerek, size hangisi kolay geliyorsa
o şekilde yapabilirsiniz. Bakın ben haroşalarımı bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Sizler nasıl kolay geliyorsa o şekilde ilmeklerinizi düzden veya tersten alarak her iki yönde ördüğümüzde haroşalarımız olacaktır arkadaşlar. Sonuna kadar örerek devam edelim. Videolarımızın aynı olan yerlerinde arkadaşlar modellerimizin ilerleterek gösteriyorum. Videolar çok uzun olduğu için sizlerin değerli vaktini de daha fazla almamak için. Bakın sonuna kadar bu şekilde örgümüzü devam ediyoruz. Arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde ilmeklerimi bir sıra öncekinde yaptığım gibi bu şekilde örerek devam ediyoruz arkadaşlar. İki sırada bir diş haroşamız olacak. Bu haroşa sayımızı 6 sıra olana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sıra sonuna kadar örgümüz devam ediyor. Aynı şekilde dönüşlerde yine ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Baştaki ilmeğimizi, diğerlerini hep aynı yöne ters örüyorsak ters tarafa, düz örgü örüyorsak düz olarak örerek. Bakın buradaki haroşa sayımız 2 sırada bir diş haroşa oluyor. 2 sıra gittiğimizde bir diş olacak arkadaşlar. 6 tane olana kadar bunu devam edelim. Bakın bu taban kısmından boncuk, ince boncuklarla çalıştığımız yere kadar örgümüzü devam ettirelim. Arkadaşlar alt sırasındaki taban kısmında başlamış olduğumuz haroşalarımızı 6 sıra olana kadar ördük. Burada incilerimizi koyduğumuz bu yan kısmında haroşalarımızı öreceğiz. Daha sonra burada sırayla incilerimizi koyarak devam edeceğiz arkadaşlar. Burada baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 29 ilmek olana kadar haroşalarımızı örelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 tane. Tekrar buradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 29. 29 tane haroşamızı örüyoruz. Burada bir tane ters örüyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar göstereyim. Burada bir tane tersimizi örüyoruz. İncilerimizin ön kısmında olan yerlerini burada ayarlayarak devam edeceğiz. Bakın iyice yaklaştırıyorum. Bir ters ördükten sonra yanına bir tane daha ters örüyorum. İki tane düz örüyoruz ilmeklerimi. Bir tane yanına ters ilmek alıp iyice yaklaştırdıktan sonra arkadaşlar incimizi bir tane daha ters örüyoruz. Burada iki ters iki düz olarak önünü devam edeceğiz. Bir tersi ördükten sonra ilmeğimizin yanına bir tane incimizden koyacağız. Tekrar iki tane düz örüyorum. Yanına bir tane incimi, bakın yaklaştıralım iyice. Bir tane daha ters örüyoruz. İki tane düz örüyorum. Bir ters ilmeğimi ördükten sonra incimizi
Yaklaştırdıktan sonra bir tane daha ters örüyorum. Tekrar iki tane düz örüyoruz. Yanına bir ters ilmek örüyorum. İncimizi yaklaştırıp yanına bir ters örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, bakın burada sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane olana kadar bu şekilde örüyoruz. Ben ilerleteyim, 12 tane yaptıktan sonra kalan ilmeklerimizi örelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada incilerimizi koymaya başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sonuncu incimizi de koyalım burada. Bir tane ters ördük. 2 düz ördükten sonra burada bir tane daha incimizden alıyoruz. İyice yaklaştırıyoruz ipimize. Eğer çok bol bırakırsak incilerimiz arkaya kayabilir. Bir tane daha bakın. Bu şekilde olmaması için iyice yaklaştırıyoruz ve bir tane daha ters örüyoruz. Burada kalan 29 tane ilmeğimizi haroşa olarak örerek devam edelim. Aynı olan yerlerde biraz daha hızlı örüyorum arkadaşlar. Model olmadığı için burada. Sonuna kadar örüyoruz. Baştaki ilmeğimizi de örüyoruz. Dönüşlerde ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bakın arkadaşlar tekrar döndük. Ve haroşamızı, incilerimizi yaptığımız yere kadar yine aynı şekilde iki yanında modelimizi haroşa çalışıyoruz. Buradaki inci modelimizin yerine kadar arkadaşlar. 29 tane olan haroşalarımız iki tarafta da aynı şekilde devam edecek. Arkada ters olan ilmekleri düzleri aynı şekilde bakın arkadaşlar. Burada önde ters ördüklerimizi arkada düz örüyoruz. Tersi ters, düzü düz olarak önde koyduğumuz ilmekleri 29 ilmek kalana kadar bu şekilde bakın arkadan ters olan ilmekleri yine ters örüyorum. Düz olanları 2 düz, 2 ters şeklinde bakın yerleri belli ilmeklerimizin. Burada biraz daha yavaş öreyim. Bakın. 2 düz. 2 tanesini ters örüyoruz. 2 düz örüyoruz. 2 ters örüyoruz. Evet arkadaşlar. İlmeklerimizden çıkanları taktık. İncilerimizin bakın buraya kadar olan kısmında 29 ilmek kalana kadar bu şekilde arkadan da 2 ters 2 düz şeklinde örgümüz devam ediyor arkadaşlar. Öne geldiğimizde tekrar aynı yerde incilerimizi koyduğumuz gibi koymaya devam ediyoruz. Bunu 6 sıra incimiz olana kadar devam edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar 2 ters 2 düz şeklinde örelim. Buradan sonra da 29 ilmeğimizi örüp bir sonraki incimizin gelecek yerine kadar buraya kadar haroşa olarak örüp gelelim.
Arkadaşlar bakın, incilerimizin olduğu kısmı bitirdim. Burada kalan 29 ilmeğimizi haroşa şeklinde örerek devam ediyoruz. Diğer ön tarafına geçtiğimizde tekrar haroşamızı örüp buradaki incilerimizi koyarak devam edeceğiz. Ben bu sırayı bitireyim. Bir sonraki sırada yine ince olan yerde biraz daha göstererek devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, dönüşte 29 ilmeğimi ördüm. 30. ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğerlerini haroşa yine arkada ördüğümüz gibi ördük geldik. Bir tane ters ilmeğimden örüyorum. Ve yanında bir tane incimizi yerleştiriyoruz. Bakın, iyice dibine doğru ittirelim boncuğumuzu. Yanında bir tane ters örüyoruz. İki tersin arasında boncuğumuzu yerleştirmiş oluyoruz. Yanındaki ilmeğimizi iki tane düz olarak örüyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Ve boncuğumu yerleştirerek bir yanındakini ters örüyorum. İki ters, iki düz olarak önde bu şekilde devam ediyor. İki tersin bir tersimizi ördükten sonra boncuğumuzu koyarak, bakın iki düz ördük. İkinci sırasındayız arkadaşlar boncukları koyduğumuz yerin. Arkadan örmüştük, bakın bir ters ördük. Bir ters örüyoruz. Boncuğumuzu yerleştirip tekrar bir tane daha ters koyuyoruz buraya. Bakın, biraz daha yaklaştırıyorum. Bir ters ördük. Boncuğumu yaklaştırıyorum, ipimi yerleştiriyoruz tersimizin yanına ve bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar bu modelimizin bakın önden 2 ters 2 düz ön kısmındaki 12 incili olan yeri, diğer iki tarafları haroşa şeklinde örerek ve arkadan da tersi ters düzü düz olarak ilmeklerimizi örerek bu şekilde 6 sıra incilerimizi koyarak devam edelim. Sonraki aşamalarda beraberce örelim inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar incilerimiz 6 tane olana kadar bu sırayı bu şekilde devam ettik. Burada isterseniz bu incileri koymadan da örebilirsiniz sonuna kadar haroşa olarak. Ama ben farklı birazdan model uygulamak istedim. Onun için buradaki incilerimizi önünde yapmıyoruz. Buradan incilerimizi yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. 6 sıra öndeki incilerimiz olduktan sonra ön tarafına dönüyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir yanındaki ilmeği düz örüyorum. Onun yanındakine de düz örüyorum arkadaşlar. Bir tane ters örüyoruz. Ve incilerimizi önünde yaptığımız gibi bakın bir tersin arasına bu şekilde koyduktan sonra tekrar bir tane ters örüyorum. Ve iki tane yanına düz örüyoruz. Tekrar bir tane ters örüyorum ilmeğimi. Yanına bir tane incimizden alıp iki ters ördüğümüz yerin tam orta kısmına gelecek şekilde incilerimizi yerleştiriyoruz. Yanındakine iki tane düz örüyoruz ilmeğimizi. Bir tane ters örüyorum. Ve inci boncuğumuzu yerleştiriyorum. Bir tane daha ters örüyoruz arkadaşlar. İki düz, iki ters şeklinde bu şekilde buraya kadar örerek gelelim. Bakın arada iki düz örüyoruz. Bir ters örüyoruz. Bir inci. Tekrar bir ters örüp yanına iki tane düz örüyoruz. Bu ön kısmında yaptığımız gibi arkadaşlar. Buraya kadar aynı şekilde örelim. Arkadaşlar bakın devam ediyoruz bu orta kısmına kadar. 2 düz 2 ters örüyoruz. Terslerin aralarına bir tane inci koyuyoruz. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Bakın burada bir ters ördük. Ve yanındaki
İlmeğimizi ters örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu sırada böyle yakından göstereyim. Bakın burada incimizi başladık bu sırada. Burada keserek ilmeklerimizi azaltacağız arkadaşlar. Burada iki tane ters olan ilmeğimizi birlikte topluyorum. İki düz ilmeğimizi de yine içten alarak ikisini bir topladım. Bu önde olan incili olan 12 tane incili olan bölümdeki ters düz olan ilmeklerimizi bu şekilde, bakın arkadaşlar, düzlerimizi ikisini bir alıyorum. Terslerimizi ipi kendime doğru olduğu halde ters olarak eksiltiyorum. Yine diğer iki düzü bir alarak bu şekilde eksiltme işlemine devam ediyoruz. İki tane düz olan ilmeklerimiz teke iniyor. İki ters ilmeklerimiz de tek ilmeğe iniyor. Burada bir ters, bir düz ilmeğimiz kalıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. İki tersleri bir topluyoruz. İpimiz bize doğru olduğu halde diğerlerinde ipimiz bu taraftayken iki düz ilmeğimizi topluyoruz. Bakın burada son olan incili yerdeki ilmeklerimizi ters olarak toparladık. Burada ilmeklerimiz eksildi arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24 tane ilmeğimiz ortada kalacak ve burada haroşa olarak değil de arkadaşlar, bakın, bir ters ördük, bir tane incimizden alıyoruz, diğer tarafında yaptığımız gibi yanına bir ters örüyoruz. İki tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Bir yanındakine ters örgü örüyoruz. İncimizi yine aynı şekilde başlangıcında yaptığımız gibi bu şekilde sonuna kadar örelim arkadaşlar. İki düz örüyoruz. Bir ters ördükten sonra araya bir tane inci bu şekilde koyuyoruz. Ve bir tane daha ters örüyoruz. Burada örelim arkadaşlar. Arkada da tersi ters, düzü düz olarak buradaki yaptığımız gibi örerek bütün ilmeklerimizi buraya kadar örerek devam edelim. Bakın arka sırasında düz ve ters ilmekler aynı şekilde bütün ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir ön sırasına geçtik. Bakın arkada tersleri ters, düzleri düz olarak ördük. Buradaki incilerimizi bir sıra daha buraya kadar tekrar aynı şekilde koyduktan sonra öndeki ilmeklerimizi bu sırada kesme yapmıyoruz arkadaşlar. Ters bir de düz olarak ilmeklerimizin ön tarafındaki ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın bir tane ters ilmeğimiz, bir de düz olarak örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burada yine incilerin üzerine gelecek şekilde
burada da ikinci sırasını ön kısmını buraya kadar yaptım. 2, 4, 6, 7 tane inciyi yerleştiriyoruz. Aynı şekilde bu tarafta da modelimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bir ters örüyorum. Bir inci yanına yerleştirdikten sonra ipimizin tekrar bir ters örüyoruz ve iki tane düzümüz var. Bir ters örüyoruz. İncimizi ortaya gelecek şekilde koyuyoruz, yerleştiriyoruz ve bir tane, iki tane daha düzümüzü örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz devam ediyor. Arkada bu orta kısma gelecek yere kadar da arkada tersi ters, düzü düz örerek devam edelim. Arkadaşlar patiğimizin arka yüzündeyiz. Burada 24 tane ilmeğimiz kalmıştı orta kısımda. Eksiltmiştik. 2 ters, 2 düz olan ilmeklerimizi 1 ters, 1 düz kalacak şekilde kesmiştik. Önden ördük. Tekrar arkadan ördükten sonra önden bir daha ördük. Burada 24 ilmek kaldığımız yerde arka tarafındayız arkadaşlar. Bakın bu incilerin bulunduğu bu kısımda. Burada tekrardan ilmeklerimizi keserek devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın 24 tane olan ilmeklerimizi 12 taneye keserek indirmiş olacağız. İkişer ikişer alıyoruz. Ortada 12 tane kalan ilmeğimiz, 24 tane pardon arkadaşlar, kalan ilmeklerimizin sayısı 12'ye düşmüş oluyor. Bakın burada 6, 8, 10. Tekrar sayalım bakın arkadaşlar, kestiğimiz yerden 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bunu da kesiyoruz. 12 tane ilmeğimizi kestik arkadaşlar. Burada da tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. 2 ters, 2 düz örüyoruz. Burada 3 sıra inci koydum ben yan tarafında. Bakın bir sıra daha koyduktan sonra üst kısmında haroşa olarak devam edeceğiz. İki ters, iki düz şeklinde örüyoruz. Arkadaşlar modelimizi bu şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki sırada incilerimizi yine alt kısmında koyduğumuz gibi örerek buraya kadar devam edelim. Arkadaşlar 12 tane ilmeğimiz kalmıştı. Bunları yine arkada ördük ve aynı yere ön tarafa geldiğimizde bakın bir tane incimizi burada yerleştiriyoruz. 2 tane ilmeğimizi birlikte topluyorum. Burada 3 sıra olan incilerimizin sırası da burada bitmiş oluyor arkadaşlar. Tekrar bu kısımda bakın ince uygulamıştım. Ben bunu kendim farklı bir tasarım olsun diye bu şekilde biraz değiştirerek patik modelini yaptım arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Burada aralara hem ilmeklerimizi keserek bakın ikisini bir topluyorum. İp kendime doğru bakın arkadaşlar ters olarak örüyoruz. Tekrar bir inci. Bazen incilerimiz bitişik olduğu için ayrılması. Bakın buradaki incilerimizin bitişik olanı ayıralım. İkisini kestik. Arada bir tane
incimizi yerleştiriyoruz. Tekrar yanındaki ilmeklerin ikisini bir alıyoruz. 12 tane olan ortadaki ilmeklerimizi de bu sırada yine eksiltmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın. İkisini bir aldım. Tekrar araya inci yerleştiriyoruz. Buradaki incilerimizi de bu sırada sıra sonuna kadar aynı şekilde, bakın arkadaşlar, sondaki ilmeğimizi fazladan kesmişiz. Burada bir tane ters örüyorum. Yanına bir tane ince. Tekrar iki tane düz örüyoruz. Bir sonraki ilmeğimizi ters örüp arada incimizi yerleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar, eğer bor bıraktığımızda incimiz arka tarafa çıkacaktır. Böyle yerleştirdikten sonra örelim. İki tane düz örüyoruz. Bu şekilde bu sırayı örelim. Bu arka kısma gelene kadar arkadaşlar, bu ortada bıraktığımız ilmeklere gelene kadar örelim. Arkada da yine aynı şekilde iki ters, iki düz örerek ilmeklerimizi devam ediyoruz. Arkasına geldik. Tam ayarladık arkadaşlar. Bakın buradaki incilerimizin olduğu yere kadar örgümüzü örerek geldik. 12 tane ilmeğimizi, 24 taneydi arkadaşlar, keserek 12 ilmeğimiz oldu. 12'yi tekrar kestik. 6 tane ilmeğimiz kaldı. Burada 6 tane ilmeğimizi 2, 4 ve 6 arka kısmında, bakın, önde incilerimizi yerleştirdim. Arkasında bu şekilde iplerimi uzatıyorum. Biraz daha uzun şişime topluyorum. Önde hepsini birlikte toparlayarak öreceğiz arkadaşlar. Bakın 6 ilmeğimizi patiğimizin arkasında bu şekilde yapıyoruz. Kalan ilmeklerimizi de yine tersi ters, düzü düz, düz şekilde arkadaşlar, burada ters ters değil de bütün ilmeklerimizi ön tarafa doğru. Bir sonraki, çünkü sırada bu haroşalarımız devam edecek. İncilerimizi bitirdik. Burada bütün ilmeklerimizi öne doğru örüyoruz. Bakın bu tarafta ve buradaki olan ilmeklerimizi öne doğru öreceğiz. Hepsini bu şekilde. Ön tarafta yine buradan devam edelim arkadaşlar. Ön yüzüne geldik. Hep bütün ilmeklerimizin hepsini arkadaşlar tekrar haroşa olarak devam ediyoruz. Arkadan da öne doğru örmüştük. Lastiğimiz, bu aradaki iki düz iki ters ilmeklerimiz bitti. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Haroşa olarak ördüğümüz ilmeklerimiz orta kısmında 6 tane ilmeğimiz olan yere kadar örüyoruz arkadaşlar. Bunları uzun bırakmıştık. Bakın 6'sını alıyoruz buradan. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeğimizi şişimizden toplayalım. Burada ortasında bu şekilde
modelimiz devam ediyor. Kalan ilmeklerimizi de haroşa şeklinde örüyoruz arkadaşlar. Önden ve arkadan bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Buradaki bakın 1, 2, 3, 4. sırada kesme işleminde devam edelim arkadaşlar. Aynı olan yerlerde ilerleterek devam ediyoruz. Bakın önden ve arkadan ilmeklerimizi hep aynı yöne alıyoruz. Şekilde daha sonradan buradan ilmeklerimizi taban kısmında bakın hiç dikiş dikmeden ilmekleri toplayarak patiğimize devam edeceğiz. Ben ilerleteyim haroşalarımızı. Bütün ilmeklerimizi aynı yöne örerek devam ediyoruz her iki taraftan da. Haroşalarımızı bitirdik. Bu sırada İlmeklerimizi ister tığ yardımıyla isterseniz bakın şişimizden kesiyoruz. İlmeğimizi diğer ilmeğimizin yanına alarak ikisini birlikte keselim. Tekrar bakın diğerinin yanına alıyoruz. Birlikte kesiyoruz. Sonuna kadar bütün ilmeklerimizi keselim arkadaşlar. Ben devam edeyim kesme işlemine. Daha sonraki motif yapımında ve altındaki ilmek çıkartarak topladığımız taban kısmında devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde ilmeklerimizi kestim. Daha sonra burada tığlamasını da yapacağız. En üst kısmında bakın. Kenarlarında. Bu çiçeğimizi çok yapımı kolay, çok büyük olmayan çiçeğimizi burada yapalım. Açıkken patiğimize dikmemizi de göstermiş oluruz. Bakın burada çok büyük yapmak istemedim. Etrafında inciler olduğu için. Ama daha büyük yapmak isterseniz arkasında katlı olarak tekrar bu modelin devamında yapabilirsiniz. Onu da yapalım. Bakın orlantılarından hangisi elinize kolay geliyorsa tığımızı alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İsterseniz bunu sihirli halka dediğimiz diğer halkamızdan da yapabilirsiniz. Bir, iki, üç, dört. Bakın birleştirdim. Beş tane zincir çekip. Tekrar bir, iki, üç, dört, beş. Altı tane zincir çekiyorum arkadaşlar. İpimi çok hafif uzatıyorum. Zincirimizin üzerine tığımızı, ipimizi uzatarak bu şekilde ilmekler yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın arkadaşlar 12 tane ilmeğimizi hepsini içinden birden çıkartıyorum ipimi. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yapmış olduğum küçük halkamızın içine batıyoruz arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynısını 5 kere tekrar ediyoruz arkadaşlar. 5 yapraklı çiçeğimiz
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane ilmeğimizi aldık. Hepsini birlikte topluyoruz, içinden geçiriyoruz. Bir zincir daha çekerek halkamızın içerisine batıyoruz. Bunu 3 tane daha yaprak yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 5 tane yaprağımızı yaptım. Burada arka kısmından tığımızda ipimizi bu şekilde çıkartalım. Ben inci düğme kullandım. Eğer inci düğme yoksa farklı boncuk da kullanabilirsiniz. Veya buradaki incileri bu içine, etrafına dikerek bir tane de ortasına bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok kapatmamasını istediğim için çiçeğimi çok büyük yapmadım. Kendi ipinden tutturuyorum. Ortasından iyice sağlamlaştırdıktan sonra diğer taraflarından, bakın altta kalacağı için incimizi bu şekilde geçirebiliriz. Benim iğnem kalın olduğu için bundan. Geçmedi arkadaşlar. Ben tığ yardımıyla geçiriyorum. Ya da daha ince iğne kullanabilirsiniz. İğnemizi ipi takıyoruz. Arkasında iyice sağlamlaştırdıktan sonra ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bakın çiçeğimizin yapımı çok kolay. Çok fazla videoları bölmek de istemedim arkadaşlar. Arayan arkadaşlar tek videoda motifiyle birlikte ve patiğimizin tamamını bulabilsinler diye biraz videolarımız uzun oluyor. Arkadaşlar gayet güzel oldu. Arkadaşlar motifimizi de yaptık. Burada taban kısmını çalışacağız alt tarafta. İsterseniz bakın bu şekilde tam ortalayarak buraya bir işaret koyup 5 bir taraftan 5 bir taraftan ilmek çıkartarak o şekilde çalıştığım patiklerimiz de var. Her iki taraftan keserek devam edebilirsiniz.
10 ilmeğimizi. Bir de bunu farklı kesme işlemi yaptım ben altında. Buradan şişimden veya daha ince şiş veya tığ da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Baştaki ilmeğimin içine batıyorum. İpimi burada bağlıyorum arkadaşlar açılmaması için. Bütün bakın biraz daha yaklaştırayım. Bu şekilde ilmeklerimin içinden geçirerek sonuna kadar bütün patiğimizin 104 ilmek atmıştık altında başlarken aynı ilmek sayısınca bütün ilmeklerimizin içinden geçirelim arkadaşlar. Bu da benim hoşuma gitti bu tür tavan çalışması. Sizlerle de paylaşmak istedim. Her iki türlü de yapabilirsiniz. İster 10 tane ilmek çıkartarak her iki taraftan alarak da kesebilirsiniz. Bir de böyle ilk önce ilmeklerimizi çıkartalım. Bir sıra bu tarafa ördükten sonra bu orta kısımda 10 ilmekten her iki tarafı kesmesi daha da kolay olacaktır arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Ben sonuna kadar ilmeklerimizi çıkartalım. Arkadaşlar ben ilmeklerimi bu şekilde çıkarttım. Eğer size şişlen çıkartmak zor gelirse bir de bu şekilde bakın tığımıza alıp iplerimizi şişimize geçirebilirsiniz. Hangisi size kolay gelirse bakın sonuna kadar ilmeklerimizi geçiriyoruz. Burada 104 ilmeğimizi aynı şekilde geçirmiş olduk. Bir de arkadaşlar ister iple her ikisini de göstereyim. Böyle ayraç varsa fikete gibi ondan da yapabilirsiniz. Tam orta kısmına 52 tane ilmeğimi sayıyorum ve ortaya bir işaretimizi koyuyoruz arkadaşlar. Bakın. Eğer benim yaptığım gibi kesme işlemi yapmayacaksanız sadece burada 52 ilmeği işaretliyoruz. 5 bir tarafından 5 bir tarafından yaparak şişimize geçirelim. Her seferinde bir buradan bir buradan ilmek alarak ikisini birlikte topluyoruz. Burada benim yaptığım bu seferki kesimi biraz daha farklı yaptım arkadaşlar. Buradan geri döneceğiz. Her seferinde ilmek çıkartmamıza gerek kalmayacak. Gidişlerde ve dönüşlerde her iki taraftan ilmeğimizi keseceğiz arkadaşlar. Bakın 10 tane ilmeğimi burada ayırdım. 52 ilmek tam ortası. Siz de bu şekilde iplerle veya ayraç kullanarak da işaret koyabilirsiniz. Burada ilmeklerimizi çıkarttık. Geri dönerek burada işaret yapmış olduğumuz yere kadar örelim arkadaşlar. Buraya kadar aynı şekilde haroşa şeklinde örerek ilmeklerimizi devam ediyoruz. Buraya kadar öreyim. Burada devam edelim. Buraya kadar geldik. Bakın ipimizi bıraktığımız yer. Buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bakın ikinci 10 ilmeğimizi başındaki ilmeklerimiz buradan ayracımızı alalım. Arkadaşlar her ikisini birlikte 10'la 11'inciyi 10 ilmeğimiz hep sabit kalacak. Kesiyorum ve dönüyorum arkadaşlar. Birini arkadan keseceğiz. Diğerini dönüşlerde ön taraftan. Bakın baştaki ilmeğimizi örmeden geri döndük. 1 2 3 4 5. Bakın burada ortada bırakmış olduğumuz işaret 52. ilmeğin ortasında koyduğum işaret 6 7 8 9 bakın 10'dan 11'i. Bu 10 ilmek ortada hep sabit kalacak arkadaşlar. Artan incilerimizi geri doğru yapıyoruz. Bakın 10 ilmeğimizi 2 4 6 8 10.
Geri dönüyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10'dan 11'i bunu arka taraftan kesiyoruz. Diğerini ön taraftan. Bakın bu şekilde ilmek çıkarttığımız zaman hepsine her iki türlü de örüyorum ben arkadaşlar. Bu modeli de bu şekilde örmek istedim. Her seferinde bir taraftan ve diğer taraftan ilmek çıkartmaya uğraşmıyoruz. Dönüşteki ilmeklerimizi şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 10'dan 11'i. Bakın arkadaşlar, hep yandaki ilmeklerden kesmiş oluyoruz. Tekrar göstereyim. Buradaki ilmeğimizi örmeden aldık. 2 ilmek oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10'dan 11'i örmeden alıyoruz. Beraber topluyoruz arkadaşlar. Dönüşte ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10'dan 11'i birlikte topluyoruz. Bu şekilde birini önden bu taraftan, diğerini arkada örerken ikisini birlikte topluyoruz. Bu kısma kadar bu şekilde keserek geliyoruz arkadaşlar. İlmeklerimizi her iki taraftan topluyoruz. Ve arka kısımda nasıl yapacağımıza devam edelim. Arkadaşlar, taban kısmında her iki taraftan ilmeklerimizi gösterdiğimiz şekilde toplayarak geldik. Burada arkadaki ilmeklerimiz, bakın bu şekilde göstereyim. Bunlara hiç ipimizi geçirmeden sadece şişlerimizi takarak, bakın buradan diğer ilmeklerimizden keseceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. İlmeklerimizi taktık. Örgümüze devam ediyoruz. 10 tane ilmeğimizi. Bu ilmeğimizden keseceğiz arkadaşlar. Ben şişime takayım ilmeğimi. Diğer tarafta da aynı şekilde. Bakın burada da. İlmeklerimizi takalım. Altta kalan 10 ilmeğimizden buradaki ilmeklerimizi her iki tarafta kesme işlemine devam edeceğiz arkadaşlar. İki, bu ilmeğimizden kesiyorduk. 2, 4, 6, 8, 9, 10 ve 11. ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Alt kısmında yaptığımız işlemi devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın, bazen sesimde sorun olabiliyor. Videolarımızı bölmek istemedim. Biraz uzunca oldu ama arkadaşlar, inşallah anlaşılır olmuştur. Bakın arkadaşlar, burada da yine
2 ilmeğimizi 10'dan 11'i kesiyoruz. 4, 6, 8 ilmek bu tarafa kaymış arkadaşlar. 10'dan 11. ilmeği kesiyoruz arkadaşlar. Aradaki 10 ilmeği karış olarak örüyoruz. Diğer, bakın 10. ilmeğe geldik. 10. ilmekle yan tarafta şişimize taktığımız ilmekleri alt kısmındaki gibi birini ön taraftan, diğerini arka taraftan keserek geliyoruz. Bakın burada baştaki ilmeklerimizi örmeden alıyorum. Bu şekilde yukarıda kadar örerek devam edelim. Her iki taraftan keserek devam edelim arkadaşlar. Hem de arkadaki, bakın, bu kısmı oluşturmuş oluyoruz. Hiç dikiş dikmeden buradan başlayarak gelip burada da yukarı kadar her iki ilmekleri toplayarak geliyoruz. Arkadaşlar bakın, alttan ördüğümüz ilmeklerimizi arka tarafında da devam ettik. Yukarı kadar örüyoruz. İster şişle ister tığ yardımıyla buradaki ilmeklerimizi bitirelim. Arzuya göre üzerine tığlama oya yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben diğerine oya şeklinde yapmıştım. Bunda da yaparak göstermiş olayım. Yeni örgü öğrenen kardeşlerimiz rahatlıkla bu modelleri yapabilir. Bakın burada kalan ilmeklerimizin de hepsini birlikte topladım. Bir tane zincir çekiyorum, bir tane boşluk bırakarak bu şekilde batalım arkadaşlar. Her bir ilmeğimizin bir tane ara veriyoruz. Bir zincir çekip bir diğerine batıyoruz. Bu şekilde buraya kadar örerek devam edelim. Bir zincir çektik. Arada bir tane boşluk bıraktık. Diğer zincire geçerek bu şekilde ördük arkadaşlar. Buraya kadar geliyoruz. Tekrar bakın, bu arkasında yapmış olduğumuz yerdeki ilmeklerimiz de aynı şekilde. Bir zincir çekiyorum. Arada bir tane bırakıp diğerine batıyoruz. Burada kaydırma tekniğiyle tutturuyoruz. Bu tığımız biraz ince geldi arkadaşlar. Arkadaşlar geriye doğru sık iğne dediğimiz sık iğneyi yaptım. Bakın her birine tersine doğru, öne doğru değil de arkaya doğru devam ettiriyoruz. Bu şekilde örerek bitirelim arkadaşlar. Birer zincir çekerek boşluk bıraktığımız yerlere ters sık iğne dediğimiz sık iğnemizi yapıyoruz. Arkadaşlar patiklerimiz bitti. Gayet şık ve güzel oldular. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve yaparsınız arkadaşlarım. İki şişten çok şık duran güzel bir model oldu. Arkadaşlar paylaşımlarımız Facebook sayfamızda, Instagram sayfamızda
ve diğer Pinterest'te de paylaşımlara başladık. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Elemeklerim 16 olarak. Abone değilseniz abone olarak paylaşımlarda da bulunabilirseniz memnun olurum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve sıhhatli kalınız inşallah.